Dostlarım merhaba, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün 1 Mayıs, öncelikle emek ve dayanışma gününüzü kutlarım hepinizin. İkinci olarak da Nisan ayı bitti. Nasıl oldu bilmiyorum ama bitti. Nisan ayı Mart'a göre en azından benim için bayağı çabuk geçti. İşte diziler izledim, filmler izledim, ders çalıştım tabii ki de. YKS 2020 ama dediğim gibi bayağı hızlı geçti. Yani diziler, filmler izleyince de bir de kanalımdaki eski bir seriyi tekrardan kanalıma geri getirmek istedim. Bu seriyi de bu ay niye izledim? Ne zaman yapmıştım? 2018'de falan yapmıştım sanırım. 2019'da yaptığımı hatırlamıyorum. Ancak eski bir seri ve hatırladığım kadarıyla da pozitif karşılanan bir seriydi. O yüzden tekrardan çekmek istedim. Özellikle bir de bu ay her çeşit film dizi izledim. O nedenle sizinle de hangilerini beğendim, hangilerini beğenmedim onu paylaşmak istedim. Şimdi videoya geçelim. Ancak videoya geçmeden önce hemen bir şey söyleyeyim. Dolap uygulamasında kıyafetlerimi satıyorum. Sırf kıyafetlerimi değil bu arada. Ben kendi kıyafetlerimi satıyorum ama çocuk kıyafetleri de var içerisinde. Kitap da satıyorum aynı zamanda. Hani envai çeşit şey satıyorum. O yüzden herhangi bir şekilde bakmak isterseniz, incelemek isterseniz linki aşağıda olacak. Şimdi videoya geçebiliriz. Ben Nisan ayına bu film dizi açısından 3 Nisan'daki Unbelievable dizisini bitirmemle başlamışım. Unbelievable Netflix'in mini dizisi ve dizi şunu anlatıyor. Bir tane genç kız var. Genç kız evindeyken bir akşam evine giriliyor ve kıza tecavüz ediliyor. Kıza kimse inanmıyor. Ardından birkaç yıl geçiyor ve iki tane dedektif birbirleriyle bağlantılı olan bu seri tecavüzcüyü bulmaya çalışıyorlar. Ve aynı zamanda da bu kızınkisiyle de aynı tecavüzcü. Neyse. Bunun gibi bir dedektiflik dizisiydi ve ben gerçekten çok beğendim. Bununla birlikte ben Unbelievable'a 5 üzerinden 4 verdim. Ardından 4 Nisan'da ben birazcık kötü hissediyordum. Üzgündüm yani genel. Beni rahatlatan ve beni mutlu hissettiren filmlerden biri de Love Rosie diye bir film. Love Rosie, Rosie ile Alex'i anlatıyor. Rosie ile Alex çocukluk arkadaşları, birlikte büyüyorlar aynı kasabada. Ama sonrasında Rosie hamile kalıyor 18 yaşında falan. Ve Alex'e de söylemeden sır olarak saklıyor. Alex bununla beraber işte Amerika'ya falan taşınıyor. Genel olarak Rosie'nin hamile kalmasını ve bu süreçte nasıl Alex'le arkadaşlığını devam ettirdiğini falan görüyorsunuz. Aslında çok tatlı bir film ve inanılmaz böyle mükemmel bir film de değil ama beni gerçekten çok çok iyi hissettiren filmlerden biri ve her izlediğimde hem mutlu oluyorum, hem üzülüyorum, hem seviniyorum, hem ağlıyorum, hem şaşırıyorum ki kaç kere izlemişimdir Allah aşkına, yani bayağı fazla izledim. Ama ben çok seviyorum o filmi. Benim için yeri çok büyük. O yüzden 5 üzerinden 4.5 veriyorum Love Rosie'ye. Birazcık fazla olduğunun farkındayım ama... Ardından 10 Nisan'da annemle babamın da uzun süredir izlemek istediği, benim zaten sinemada çıktığı gün izlediğim Parazit'i tekrardan izledim. Parazit inanılmaz bir film. Daha önce bahsettim Oscar videomda zaten ve gerçekten çok manyak bir film. Ben Güney Kore filmlerinin popüler ve güzel olduğunu zaten biliyordum ama hiçbirinin böyle tam oturup izleyemedim. Hepsinin böyle YouTube'dan sahnelerini falan görüyordum, onları izliyordum. Yani aslında benim Güney Kore filmlerine açılışım Parazit'le oldu ve o yüzden de filmin yeri bende büyük. Onu geçtim, film bence zaten genel olarak Güney Kore sinemasına açılan güzel bir kapı. Daha fazla üzerine konuşmak istemiyorum. Hiçbir şey bilmeden izlemenizi tercih ederim. O yüzden hiçbir şey söylemeyeceğim. 5 üzerinden 4.5 verdim ben Parazit'e. Ardından bu ayın en kötü filmi var. Şöyle, biz ailecek film izliyoruz çoğunlukla ve hepimizin sırası geliyor. Bu da sanırım annemin sırası mıydı neydi? Netflix'te gördüğümüz Love Wedding Repeat filmini izlemek istedi annem de. Ve iyi bir film değildi. Değildi yani. İzleyip oturabilmemi sağlayan kişi Sam Claflin'di. Canım Finnick O'Dare'im yani. Sam Claflin olduğu için izledim. Yani çok goy goy bir film. Boş zamanınız varsa arkadan böyle bir şeyler, seslerin gelmesini falan istiyorsanız açın izleyin. Ama kesinlikle zamanınızı harcamanızı önermem diziye. Diziye dedim. Filme. O yüzden Love Wedding Repeat'e puanım 5 üzerinden 2 oldu. Sonra 13 Nisan'da aslında uzun süredir izlemek istediğim bir filmi daha izledim. Belgesel. 2020 Akademi Ödülleri'nde en iyi belgeseli kazandı American Factory diye. Ben belgesel kategorisinden çok fazla dilim izleyen bir insan değilim. Ama bu sene American Factory ile beraber belgesel kategorisinden 2 tane filmi izlemiş oldum. Biri Honeyland, diğeri de American Factory dediğim gibi. American Factory kazandı. Ancak ben Honeyland'in kazanmasını tercih ederdim. Bu filmde, American Factory'de birazcık işçi gücünün ne kadar sömürüldüğünü gösteriyor. Bir nebze de hani doğu batı çatışmasını görüyorsun. Yani enteresan bir filmdi kabul ama Honeyland'in hem sinematografisi hem de genel olarak hikayesi çok güzeldi. O yüzden eğer belgesel izlemek istiyorsanız gidin Honeyland'i izleyin. American Factory'ye benim puanım 5 üzerinden 3.5 oldu. Ardından 18 Nisan'da uzun süredir izlemek istediğim bir filmi izledim. Beni biliyorsunuzdur, beni tanıyanlar biliyordur. Benim YouTube biyomu okuyanlar biliyordur. Ben Hogwarts'ta Hufflepuff evine yerleşmiş bir insanım. Ancak
benim kitapları okumam artı bütün filmleri izlemem bayağı zaman aldı. Ben çünkü bir kitabı okuyup sonrasında filmi izliyordum. Kasım Aralık gibi 2019 ben Ölüm Yadigarlarını bitirdim Harry Potter'ın. Ancak daha şimdi izleyebildim iki filmi de. 18 Nisan'da da dediğim gibi Ölüm Yadigarları bölüm 1'i izledim Harry Potter. Beğendim. Bazı insanlar 2 ile 1'i karşılaştırıyor. 2 çok daha iyi falan diyor bölüm 2 bu arada. Ama ben 1'i de beğendim. 1'in de 2'nin de kendi ayrı güzellikleri var. Harry Potter ve Ölüm Yadigarları bölüm 1'e 5 üzerinden 4 verdim ben. Ardından 19 Nisan'da YouTube'dan Phantom of the Opera'yı izledim. Nereden izledin, nasıl buldun diye sorabilirsiniz. The Show Must Go On diye bir tane kanal var. Ve bu kanalda her hafta sonu bu karantinadan ve koronadan falan dolayı Cuma'dan Pazar'a kadar kaliteli müzikaller yayınlanıyor. Ama sadece Cuma'dan Pazar'a, o hafta sonundan yayınlanıyor. Ve ben de 20.59'da açtım Phantom of the Opera'yı izledim. Ve inanılmaz kaliteli bir yapımdı. Yani bu kadar kaliteli bir şey izlememiştim sanırım müzikal hayatımda hiç. Çok kaliteliydi. Müzik kalitesi çok güzeldi, koreografiler çok güzeldi, kostümler çok güzeldi, dekor çok güzeldi, her şey çok güzeldi Phantom of the Opera'nın. O yüzden 5 üzerinden 4.5 verdim. Eğer siz de bunun gibi müzikalleri takip etmek istiyorsanız The Show Must Go On sayfasını kesinlikle öneririm. Kanal zaten YouTube'da, aşağı linkini koyarım. Dediğim gibi böyle haftanın başından falan hangi müzikalleri göstereceklerini anons ediyorlar. Ama sonrasında dediğim gibi pazar günü yani akşam 9'da videoyu gizliye alıyorlar. Sonrasında 23 Nisan'da Harry Potter Ölüm Yadigarları'nın bölüm 2'sini izledim. Ve bu film beni mahvetti. Kitapta da zaten mahvolmuştum ama film beni bayağı mahvetti. Yani bölüm 1 ile bölüm 2 arasında bayağı bir fark var. Bölüm 1 tam bir serüven filmi. Ama bölüm 2'de tamamen bir savaş sahnesine tanık oluyorsun. Ve bence ikisini güzel ayırmışlar. Yani tebrik ederim o konuda. O yüzden Harry Potter ve Ölüm Yadigarları bölüm 2'ye puanım 5 üzerinden 4 oldu yine. İkisini de eşit derecede seviyorum. Ve son olarak da 24 Nisan'da çoğunuzun da bildiği gibi Aşk 101'in 1. sezonunu izledim. Konuyla alakalı direkt tamamen bir videom var. O yüzden eğer izleyeceksiniz o videoyu izleyin. O videoya bu arada gelen geri dönükler çok olumlu oldu ve kanalımda ilk defa bu kadar büyük bir patlama yaşadı bir video. Bir haftada neredeyse 12 bin izlenme oldu ve gerçekten çok çok teşekkür ederim. Bir haftada 12 bin izlenme gerçekten düşüneceğim bir şey değildi. O yüzden çok çok teşekkür ederim. Birkaç tane abone geldiğinin de farkındayım. Umarım seversiniz beni. Merhaba. Hiç ne kadar puan verdiğimi söylemedim diziye. Ben Aşk 101'in 1. sezonuna 5 üzerinden 4 verdim yine. Gayet güzel bir sezondu. Umarım 2. sezonda da aynı şeyi devam ettirebilirler. Neyse dostlarım, bugünlük bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı, beğenmediyseniz lütfen beğenme butonuna basmayı unutmayın. Ayrıca dediğim gibi gerçekten çok çok teşekkür ederim. Bir önceki videonun bu kadar patlamasını beklemiyordum gerçekten. Minnettarım, gerçekten çok teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye. Bye bye.